Ay bir heyecan yaptım. Ben yine çok enerjik. Ay iyi gidiyor muyum? 2024 ile ilgili bir video çektiğim için bunları takayım dedim. Çok seviyorum, çok tatlı değil mi? Aşırı hafif ve aşırı rahatlar. Bir daha mı başlasam? Son. Aloha. 2023 yılının son videosunu çekiyorumdur arkadaşlar. O yüzden özellikle böyle aslında şu da var ama bunu takarsam fazla olur diye takmadım. Süslerle geldim karşınıza ya da şöyle durarak mı sizinle konuşsam. Ve 2024 yılı seçimlerimden bahsetmek istiyorum. Son video olduğu için de yani 2023 yılının son videosu olduğu için de şöyle küpelerimi falan da taktım. Yılbaşı ruhuna hazır bir video çektim. Bu arada bu videonun yayınlanması Ocak ayını bulabilir. Öyle olursa da yapacak bir şey yok yani yetiştirememişizdir diyeyim. Bilginiz olsun. Ve lafı da çok fazla uzatmadan videomuza başlıyorum. Joy Bey geldi. Joy Bey senle çekelim. Arkadaşlar bu arada videoya başlamadan önce aklımdayken hani videonun sonunda söylemeyi unuturum diye şimdiden şunu söylemek istiyorum. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Umuyorum yani 2023'ten ve önceki senelerden çok 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 daha iyi bir yıl olur. Hem her biriniz için hem dünya için. Yani son yıllarda o kadar çok şey yaşadık ki ve o kadar yani tırnak içinde saçma sapan hatta yani inanılmayacak şeyler oldu böyle üst üste. Umarım 2024 yılı senesi hepsini unutturur diyorum. Mutlu yıllar dilerim her birinize. Şimdi 2024 yılı seçimlerimden bahsetmeden önce 2023 benim için nasıl geçti? Böyle çok kısaca biraz ondan bahsetmek istiyorum açıkçası. Zaten dünya açısından ve Türkiye açısından da yani o kadar çok felaketlerle karşılaştık ki özellikle Hatay depremi yani sadece Hatay değil birçok ilimizi etkileyen o deprem sonrasında ben uzun süre yani birçok insan kendine gelemedi. Ve ondan sonra da yani benim özel hayatımda da olan bazı şeyler oldu. Açıkçası hani böyle ben 2023 yılı için muhteşem bir yıldı. Hani hayatımın en güzel yıllarından biriydi diyemeyeceğim. Umarım aranızda böyle söyleyebilecek olanlarınız da vardır bu arada. Umarım yani yine bunu yineliyorum ama her birimiz için 2024 yılı 2023'ü aratmasın diyeyim. Evet arkadaşlar benim bu yıldan beklentilerime gelecek olursak daha doğrusu seçimlerime. Ben bu sene kesinlikle daha çok okumak istiyorum. Normalde zaten hani kitap okumayı hem sesli kitap hem de normal hani kitap okumayı da çok sevdiğimi biliyorsunuzdur. Daha doğrusu sesli kitap dinlemeyi ve kitap okumayı sevdiğimi biliyorsunuzdur videolardan. Hani sizinle de ara ara paylaşıyorum. Ama bu sene özellikle hani kitap okumak istiyorum. Yani dinlemek hani tamam onu zaten yapıyorum sesli kitapları ama yani eskiye nazaran şöyle bir 5-10 sene önce ben çok daha fazla kitap okurdum. Bunu fark ettim. Çünkü yatarken falan da böyle gün içinde ya da hani uyumadan önce de kitap okuyordum. Ona bayağı hani ara verdim. Ve bu sene baktığımda kaç kitap okuduğumu yazmadım. Aslında yazdım yalan söylüyorum ama aynı anda 3-4 kitap okuyup bazılarına ara verdim, tam bitirmedim falan böyle karman çorman oldu. Ama sanıyorum maksimum 20-25 kitap okumuşumdur koca senede. O yüzden ilk seçimim 2024'te çok daha fazla kitap okumak olacak. İkinci olarak ben bu sene hobiler edinmek istiyorum ve aslında hani 2023'ten ve 2022'den beri yani Access'le tanıştığımdan beri hep aklımda olan bir şey var. O da ata binmeyi öğrenmek istiyorum. Yani atlarla zaten özel bir ilişkim olduğunu düşünüyorum. Yani ben çok severim atları sevmeyi, hani dokunmayı, onların böyle gözlerine bakmayı. Eşeklerim de öyle. Yani eşekler ve atlar beni ayrı çeker. Dolayısıyla da 2024'te ata binmeyi öğrenmek istiyorum. En azından haftada bir günümü, birkaç saatimi böyle bir çiftlikte, bir yerde hani ata binmeyi öğrenerek geçirmek istiyorum. Onlarla zaman geçirmek ve aynı zamanda tabii ki daha çok doğada olmak istiyorum. Bir diğer hobim, öğrenmek istediğim şey pole dancing arkadaşlar. Direk dansı diye de hani geçiyor. Ben onu açıkçası çok estetik buluyorum. O yüzden hani onu da öğrenmek istiyorum ve yogadan dolayı da biraz böyle güçlü ve esnek olduğumu düşünüyorum kendimce. Tabii ki bir yoga hocası değilim. Gerçi bir eğitimim oldu ama neyse. Yani sonuç olarak bu iki hobi şu an aklımda edinmek istediğim hobiler. Üçüncü olarak daha çok görmediğim yerleri, ülkeleri, şehirleri görmek ve gezmek istiyorum. Mesela Belçika'da Bruges diye bir şehir var. Belçika'ya gittim ama Bruges'e hiç gitmemiştim. Orayı kesinlikle en kısa zamanda gezip görmek istiyorum.
Yeni Zelanda, Japonya, Kore, hiç gitmediğim ülkeler Peru. Oraları da bu sene yani neler mümkün diyorum gitmemiz için. Ya, tabii ki seçenler ama ben kendi adıma konuştuğum için ben bu sene bu ülkeleri gezmeyi planlıyorum. Oralarda gerçekten böyle dolaşmak, hani hatta böyle bazen şey yapıyorum. Gözlerimi kapatıp tamam şu an Kore'de olmam için neler mümkün falan diye sorular soruyorum. Çünkü gerçekten hani hep gezmek istediğim özellikle Japonya, Kore, Yeni Zelanda'da ne zamandır aklımda olan ve bir türlü zaman ayırıp gidemediğim ülkelerden birkaçı. Bunun yanı sıra daha çok seans, access bars, facelift ve beden prosesleri seansları verdiğimi zaten hani aranızda bilenleriniz vardır. Bilmiyorsanız da hani kanalda access bars nedir ya da ben neden bahsediyorum? Access consciousness nedir? Bununla ilgili de bir video çekmiştim. Şuralara bir yerlere bırakırım kartı da oradan bakabilirsiniz videoya. Bu sene daha çok seanslar vermek. Hatta ben access bars ve access facelift eğitimi de verebiliyorum bir günlük. Hani bunun için de diplomam var diyeyim, sertifikam var yani eğitimi tamamladım. Bunları da vermeyi seçiyorum. O yüzden katılmak isteyenleriniz olursa özellikle Instagram'dan bana ulaşabilirler. Çünkü gerçekten ben böyle seans verdikçe yani danışanlarım oldukça paylaştıkça onlar kendi hani tırnak içinde dertlerini, sıkıntıları çözmek istedikleri konuları ben de onlara bir şekilde katkı olabiliyorsam inanılmaz iyi hissediyorum ve bence özellikle çözülemeyen, çözemediğiniz ya da böyle hep aynı döngüde bulduğunuz ya da tıkılıp kaldığınız diyeyim, sıkıştığınız alanlar varsa yani benden ya da bir başkasından kesinlikle Access Bar seansını öncelikle bir deneyimleyin derim. Ama şimdi bu video bununla ilgili olmadığı için bunu burada sonlandırıyorum ve bir diğer maddemize geçiyorum. Daha doğrusu hani bir diğer seçimime geçiyorum diyeyim. Bu benim için arkadaşlar o kadar önemli ki yani şu, bana iyi gelmeyen insanları hayatımda tutmamak, hayatımdan çıkarmak ya da onlar bir şekilde zaten hani hayatımdan çıkıyorsa hani bazen olur ya böyle anlaşamazsınız. Aynı yerden bakmazsınız ya da hani siz böyle iyi bir şey yaparsınız, çabalarsınız ama hep yargılanırsınız. Hani destek görmeyi falan bırakın. Hep böyle size saçma sapan yorumlar yaparlar. Hani yakın olduğunuzu düşünürsünüz ama bir bakarsınız hani o kendini sanki hiç yakın değilmiş, yani değilmişsiniz gibi sizi kendinize onunla ilişkinizde hissettirir. Böyle olan insanları gerçekten hani yıllardır tanıyor olsam bile hayatımda tutmak istemiyorum. Ama zaten yıllardır hayatımda tuttuğum, tanıdığım insanların da bu şekilde olacağını da pek düşünmüyorum. Gerçi tabii ki geçmişte olmadı mı? Oldu. Ama 2024 yılında mesela tanıştım, ettim, baktım böyle duygusal olarak da arkadaşlıklarda da yok yani hani bana iyi gelmiyor. Burada bir tuhaf bir şey var dediğim ve gerçekten hani böyle toksik olabilecek herhangi bir durum varsa en başında ben bitirmeyi seçiyorum. Çünkü uzatmanın hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bir de en başta özellikle algıladığınız şeylerin de sizi yanıltmayacağını düşünüyorum. Tabii ki o sezgilerinize falan güvenin gibi bir yerden de aslında söylemiyorum ama bir bilme hali oluyor. Ben ona güvenmeyi tercih ediyorum açıkçası. Bir diğeri, bu benim için çok önemli ve çok zor bir nokta. Sonuca değil, sürece odaklanmak ve süreçten keyif almak. Hani bir söz vardı ya, enjoy the journey, not the destination diye bir söz vardır. Gerçekten hani ben hep böyle sonuç odaklı biriyimdir. Arkadaşlarım falan da böyle hani hep bana sorunlarını, bir şeylerini anlattığında nasıl çözebilirim? Hani benim kafam direkt buna gider. Hep böyle çözüm. Yani hep çözüm odaklıyım. Hayatımda da bunun olduğunu çok net fark ettim. Ve artık yani 19,5 yaşında da olmadığım için bazılarınız yaşımı çok iyi biliyorsunuz. 35 yaşındayım. Ve bu sene 2024 yılında gerçekten ben sürecin keyfini çıkarmak istiyorum. Yani bu şey de olabilir. Mesela bir iş yapıyorsunuzdur ve onun sonunda belli bir kazanımınız, para kazanacaksınızdır. Ben o paraya odaklanmak değil de o süreç her neyse bana keyif verdiği için yapıyorumdur. Çünkü artık yani uzun zamandır bana keyif vermeyen şeyleri yapmamayı seçiyorum. Bana ne keyif veriyorsa, ne neşe veriyorsa, hafif geliyorsa bunları yapmak ve bunlara zaman ayırmayı seçtim çok önceden. O yüzden de arkadaşlar yani sonuç değil, o süreçten nasıl daha da keyif alırım, onu nasıl daha da eğlenceli bir hale getirebilirim. Buna odaklanarak gitmek ve bunu da kendime hatırlatmayı seçiyorum bu sene. Bu arada videonun bu noktasında ben şunu da takacağım, dayanamıyorum. En azından bu da şöyle dursun, şöyle konuşayım. Bence güzel ya, hani yılbaşı ruhuna da uygun. Kardelen amma süslüsün, süslü kokana gibi olmuşsun diyebilirsiniz. Çok haklısınız.
Ama yılbaşıdır arkadaşlar. Yani hak etmiyor muyuz artık ya? Gerçekten o kadar zorluklardan geçtik ki yani böyle bir rahatlamak istiyorum ve böyle şeyler yani süsler falan filan bana kendimi iyi hissettiriyor. Sizin de karşınıza böyle çıkasım geldi yani seviyorum. Şimdi bir diğer madde ya daha doğrusu madde diyorum da işte bir diğer seçimim kilo vermek. Bununla ilgili de açıkçası şimdi detaylıca anlatmayayım. Ayna karşısında kilo ile ilgili sizinle sohbet ettiğim bir video yayında değilse yayınlanacaktır. Yani hazırladık ama daha yayını almamışızdır. Bilginiz olsun. O videoya da bakabilirsiniz ama bu sene bir 4-5-6 kilo yani duruma göre vermek istiyorum diyeyim. Bunun yanı sıra evet bu da benim için gerçekten çok önemli bir nokta. Daha çok soru sorar bir halde olmayı seçiyorum arkadaşlar ve aynı zamanda daha farkındalıkla davranmayı. Yani hani aslında demek istediğim şu, sizde de vardır mutlaka hani böyle otomatik pilottaymış gibi verdiğimiz tepkiler vardır ya ya da böyle hani bir şey yaparız ama hani hiç farkında bile değilizdir ya da bir şey söyleriz ama aslında o işte derinde olan inançlarımızdan ya da kararlarımızdan ya da yargılarımızdan hani neyse artık o böyle otomatik pilotta gibi hani robot gibi falan cevap veririz, davranırız. Ben öyle değil de hatta geri Access'in kurucusu şey der, her 10 saniyede bir seçim yapabilirsiniz der. Ben hatta her saniye seçim yapabileceğimize inanıyorum. Yani hayat seçimlerden ibaret ve neyi seçiyorsak onu yaratıyoruz. Ben bunu biliyorum. Tabii ki de hayır öyle değil diyenleriniz de olabilir. Ama ben gerçekten seçimin yarattığını ya da yaratmadığını gördüm. Yani yaratmamak da bir yaratımdır aynı zamanda. Sonuç olarak daha farkındalıklı olmak ve tabii ki farkındalıklı olmak derken daha da cesur olmak. Çünkü inanın o kadar kolay hani tırnak içinde bir yolda değil. Özellikle kendinize karşı inanılmaz acımasızcasına cesur olabilmek yürek istiyor diyeyim ben size. O yüzden ben bu sene her konuyla alakalı kendime daha da soru sorar bir halde olmak istiyorum. Bu arada şöyle soruları da ben seviyorum. İşte bugün yeryüzüne, bütüne katkıda olmam için neler mümkün? Yeryüzü benden beklediğin bir şey var mı? Hani gibi böyle hani dünyaya katkı olmak da benim için çok önemli bir yerde duruyor. Yani bu da bir soru. Neyse şimdi ben böyle bunlara girersem dağılacak. O yüzden bu videoyu da çok uzatmak istemediğim için bir diğer noktaya, bir diğer seçimime geçiyorum. Bu sene Access eğitimlerine daha da yani daha da fazla eğitime katılmayı seçiyorum. Çünkü hani Access eğitimleri zaten zamlanmıştı, sonra bir daha zamlandı. Evet, dolar ve euro üzerinden özellikle hani international olan böyle yurt dışında olan eğitimlere katılmak istiyorsanız dolar, euro bazında ödemeniz gerekiyor. Yani Türk lirası olarak da tahmin edersiniz ki daha yüksek oluyor. Neyse bu bir kenara. Yani kazanç gelir. Bir şekilde kazanalım ve ne seçiyorsak onu yaratalım diyorum. Ben daha fazla Access eğitimlerine gitmeyi hatta farklı ülkelerde olduğunda o ülkelere gidip bu eğitim vesilesiyle de yeni ülkeler görmeyi de seçiyorum arkadaşlar. Bir diğeri geçmişte takılı kaldığım olaylarla vedalaşmak arkadaşlar. Ben aslında şunu size itiraf etmem gerekiyor. Access'le tanışana kadar geçmişine çok bağlı biriydim. Çok nostaljik, çok böyle dramatik, çok duygusal. Hani böyle unutamazdım kolay kolay. Özellikle ilişkilerle ilgili benim bitirebilmem yani o kadar kolay olmuyordu. Size öyle söyleyeyim. Hani bitse bile ama işte güzel gün yani çok kötü davranılsa bile, gerçekten çok büyük yanlış yapılsa bile hep böyle o kötü tarafları unutup iyi olanlara odaklanıyordum falan. Ya da arkadaşlıklarda da bu böyleydi. Ve artık bu sene geçmişte olan her şeyi geride bırakıp çünkü geriye bakarak önüne bakamazsın. Ben bunu öğrendim yani. Artık tamam yani doğru bu. Bence bu çok doğru bir bilgi. Yani arkana bakarak ileriye gitmen pek mümkün olmuyor. Fiziksel olarak da mümkün değil. Dolayısıyla da geçmişimde olan herkese ve her şeye teşekkür ediyorum. Şebnem Ferah'ın da dediği gibi. Teşekkürler. Büyüyorum. Sizinle. Teşekkürler, büyüyorum sizinle. O şarkı çok güzeldir ya. Ah. Yani arkadaşlar bu sene gerçekten şimdi mi odaklanmak istiyorum? Tabii ki geleceği de yaratıyoruz ama daha çok şimdi de kalmak için neler mümkün? Ve şimdinin tadını, anın tadını çıkarmak için neler mümkün diye sormak istiyorum ben bu sene.
Son olarak da bir yoga eğitimine katılmak var aklımda. Yani bu böyle hani kamplar oluyor ya, belki biliyorsunuzdur işte, ne bileyim Kaş'ta, orada, burada. Belki yurt dışında, ama böyle daha çok hani ilkbaharda ya da yazın olacak olan bir kampa katılabilirim. Bir haftalık, 10 günlük, 3-5 günlük de olabilir. Hani orta seviye ya da orta ileri seviye falan, böyle bana katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten yogayı çok seviyorum. O yüzden böyle bir seçimim de var. Bu arada bunu çıkarayım, biraz ses yapıyor sanki. Umarım ses olduysa da rahatsız etmemiştir size. Benim 2024 yılında seçimlerim bu yönde, bu şekilde. Sizin bu sene beklentileriniz, seçimleriniz, heyecanlarınız nedir? 2024 yılı kardelen benim için şöyle bir yıl olsun dediğiniz şeyler neyse yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Aynı zamanda varlığımız için de kocaman 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 mahalo. Beni Instagram'dan ya da TikTok'tan da takip etmek isterseniz şuralara bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz, takipte kalabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olursanız sevinirim. Aynı zamanda her cuma 6'da gelen videolardan da zaten haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Cuma'da video gelmezse pazar günü 12'de geliyor, hani bir şey olursa genelde. Bunun yanı sıra da 20.500'e yaklaşmıştı en son. Yani böyle destek olmayı seçerseniz çok sevinirim. Artık 5 yıl olacak Mayıs ayında YouTube'a ben giriş yapalı. Böyle biraz daha büyümemiz için, biraz daha insanla karşılaşmamız için neler mümkün diyorum. O yüzden belki uzun zamandır videolarımı izliyorsunuzdur ama belki takip etmiyorsunuzdur ya da aklınızdan çıkmış olabilir. Bana 2024 yılı için sizin verebileceğiniz en büyük hediyelerden biri açıkçası tabii ki de o tatlı yorumlarınız, geri bildirmeniz ve aynı zamanda da takibiniz, desteğiniz olur. Arkadaşlar, tekrardan mutlu yıllar diliyorum herkese. Haftaya bambaşka bir videoda ve yeni yılda, zaten belki bu videoyu dediğim gibi Ocak'ta falan izliyorsunuzdur. 31 Ocak'ta benim doğum günüm bu arada. Görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Bu arada şunu da takayım. Yanınıza, yakınınıza öyle geleyim. Ay arkadaşlar ya, küpelerim cidden. Çok sevdim ben ya. Küpelerim şaka mı? Valla size şımarıyorum da size şımarmayacağım. Kime şımarayım arkadaşlar? Söyleyin bana. Tabii ki size şımaracağım. 4 senedir, neredeyse 5 senedir benim yanımda olan özellikle herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ya. Sizinle hayat daha da güzel yani. Bunu da söylemek istiyorum. Görüşürüz. Mutlu yıllar.